biraz aslında mimarlık ürününün oluşum mantığıyla ilgili ben biraz konuşabilirim. Tarih içerisinde diye düşündüm. Yani daha önce de yazdığım, çizdiğim bir konu. Bu belki hani okuyan varsa bilmiyorum zaten. Şimdi şöyle bir şey, aslında ben bunu iki bölümden bakıyordum. Bir tanesi, eğer ürünü ortaya alırsak, work dediğimiz şey veya bunu ür diyenler de var. Yani iş daha doğrusu. Bizim için önemli olan mimarlık ürünü. Bu bir sanat eseri de olabilirdi. Başka şey de olabilirdi. Bizim için mimarlık ürününü merkeze aldığımızda. Bunun çok çeşitli kesimlerle, taraflarla daha doğrusu ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun bir tanesi onu üreten kişi. Müellifi, author dediğimiz müellifi. Yani biz bu derste mesela bu anlamda mimarları ağırlayacağız. Onlar kendi işleriyle ilgili konuşacak ve o ürünü, aslında ürün bir kere müellifin elinden çıktıktan sonra bu havuza düşüyor. Yani onun artık malı olmaktan çıkıyor. Onun için başka onun üzerine şeyler, söylemler kurulabiliyor. Onun için müellifiyle ilişkisi bir cepheyken, mesela daha evren bazında, evrensellik bazında bilgiyle, evrenin açıklamalarıyla falan ilgili bir cephede de, yani ürün bütün bu oluşum içerisinde nerede duruyor gibi bir tartışma, daha çok bilim felsefesi falan gibi alanlarında uğraşısı haline gelebiliyor. Yine ürün mesela diskurla ilişkili, onun üzerinden üretilen diskurla ilişkili kurulabiliyor. O da mesela daha çok mimarlık yazılımıyla, mimarlık kuramıyla ilgili konuştuğum bir takım şeyler vardı. Öyle bir dersim vardı. Bir de bizim audience dediğimiz, yani işte artık halk mı dersiniz, toplum mu dersiniz? Yani mimarlık ürününün toplumla olan ilişkisi de başka bir varlık alanı oluşturuyor. Şimdi ben mesela bugün şu daha çok universe dediğimiz, yani evrenle olan ilişkisi bazında konuşuyor olacağım. Yani çok mu büyük olmuş bu yazı? Ben bunu hem orada hem burada görebiliyor muyum? Yani hani boynum kopmasın, ne var orada diye okumayacağım nasıl olsa mı? Bir daha ya. Galiba iki kere yapınca oluyor değil mi? Evet. Yani böyle işte her insanın kafasını meşgul eden belirli şeyler oluyor. Mesela siz niye master yapıyorsunuz, niye doktora yapıyorsunuz, niye yazıyorsunuz, niye çiziyorsunuz değil mi? Mimarlık üzerine niye konuşuyorsunuz diye benim de kafamı meşgul eden ya da tabiri caizse kafamı taktığım birkaç tane konu var. Bir tanesi bu. Yani biraz daha pişirmeyi umut ettiğim bir konuydu. Pek geliştiremedim ama yani uzun vadede inşallah bununla ilgili bir şeyler oluşturmayı düşünüyorum. Şeyden çıktı bu. Yani ürüne baktığımızda, bakın şöyle bir resim koydum. Bütün bu ürünlere baktığımızda, şuradan başlayıp şuraya kadar giden değişim içerisinde, pardon. Değişim içerisinde baktığınızda işte insanların kendi oluşturdukları çevreler, mimarların hayalleri, daha sonra gerçekleştirenler falan. Mesela şunun arasındaki farka baktığımızda ne oldu da hani oradan oraya gittik gibi bir şey benim de kafamı meşgul ediyordu. Tabii bunun içinde başlangıçta teknoloji meselesi var. Yani hep böyle teknolojiyi biz teknik bir mevzu olarak görürüz ama teknoloji, eğer biz nesnenin kendi içerisindeki üretim süreçlerinin, üretim biçimlerinin, malzemesinin değişimi ve bu çerçevede üretim mantığının değişimi ve bu çerçevede yine ortaya çıkan ürünle ilgili değişimler olarak teknolojiye baktığımızda, tabii mimar tarihi açısından ve üretilen mimar ürünler açısından çok büyük kırılmalara yol açabilecek bir girdi oluyor teknoloji. Yani ben hep şeyi söylerim, bir dünyaya çıplak gözle bakmakla
teleskopla veya büyüteçle bakmak çok farklı. Yani bu araçlar icat olduktan sonra, yani teleskopla uzaya baktığınızda veya mikroskopla nesneye baktığınızda nesneyle olan ilişkinizde ben değişiklik olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü hani biraz büyüttüğünüzde molekülleri görmeye başlıyorsunuz. Moleküller o zaman şu da molekül, şu da molekül olunca bu sefer artık sıvıyla gazın durumu birbirine karışmaya başlıyor. O zaman biz bunların farklı algılamaya başlıyoruz. Birbirine dönüşebilir, birbirine akabilir gibi filan algılamaya başlıyoruz. O zaman da başka şeyler, işler üretmeye başlıyoruz. Göreceğiz birazdan, konuşacağız bunların üzerine. Onun için bu teknolojik gelişmeler ve araçlar gerçekten de mimar kurulunun üretilmesinde, anlaşılmasında, algılanmasında özellikle nesne cephesinden bizim için çok önemli. Özne cephesinden ise kozmolojik meseleler çok önemli diye düşünüyorum. Yani işte evren, dünya ortadadır, her şey onun etrafında döner gibi egosantrik bir dünya görüşünden, evren görüşünden ya da işte biz başka şeyin etrafında dönüyoruz. Ya yani sabit duruyoruz veya hareket ediyoruz falan gibi düşünceler. Bunlar çok farklı farklı akıl yapılanmalarına sebep oluyor ve ürettiğimiz ürünlere hep yansıyor. Benim az önce de söylediğim gibi kafayı taktığım mesele de şuydu. Dünyada belirli dönemlerde belirli akıl halleri oluyor. Bu akıl halleri her alana yansıyor. Yani tıbba da yansıyor, işte kimyaya da yansıyor, mühendislik bilimlerine de yansıyor. Mimarlığa da yansıyor olsa gerek gibi. Bir, çünkü bazı ipuçları gözlemliyor ve şey yapıyordum, kendimce aklımda birleştiriyordum. Bütün bu akıl hallerindeki değişim, mimarlığın bilgisinin üretiminde ve dolayısıyla nesnesinin algılanmasında ve üretiminde etkin olsa gerek, buna nereden bakabilirim diye düşündüm. Bana göre fizik ve matematik çok önemli insan aklını göstermesi açısından. Bunlar birisi fizik, yani fizik ortamı şey yapıyor. Matematik ise bunun soyutlaması bazında bir şey olarak düşünebiliriz. Bütün evrenin soyutlanarak, kodlanarak kavranması ve burada şeyler çok önemli tabii. Ortaya koyduğumuz öncüler çok önemli. Belki bunlardan böyle herkesin bir şeyi vardır ya, etkilendiği noktalar, yerler, bütün bu meseleler üzerine niye düşünmeye başladım diye hani bir analitik, psikanaliz yaptığımda geçmişe doğru yüksek lisans zamanında şeyden ders aldım. Feyerabend'i tanıyor musunuz? İsmini Feyerabend, anarşist bir bilim felsefecisidir. Feyerabend'e ödev hazırladım. Ödev hazırlarken de yani bütün dersin temel şeysi şöyle bir şeydi, işte bilimde esasen öncüler önemlidir. Yani orada dışarıda çıplak bir gerçeklik yoktur. Biz kendi gözlüğümüzle ona bakıp belirli bir yorumla oluşturabiliriz. Bu yorumda işte insan aklının organizasyonuyla ilgilidir. Matematik ki ya da fizik ki bu kadar hani pure science denen yani saf bilimler, hani bulgusu gerçekliği tartışılmayan, bütün dünyaya evreni açıkladığını düşünen bütün bu bilimler dahi bir takım öncülerin kabulüne dayalıdır. Nitekim işte Öklidyen şeyleri düşünelim. Yani Öklidyen kabuller sebebiyle bütün ilkokul, ortaokul boyunca okuduğumuz kabulleri düşünelim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir, iki paralel çizgi kesişmez falan gibi hani hatırlarsınız. Bütün bunları böyle öğreniriz. Ondan sonra dünyanın şeyin bir aşamasında, tarihinin, bilim tarihinin bir aşamasında biri Almanya'da, birisi Rusya'da, birbirinden habersiz iki tane insan çıkıyor. Onlar diyorlar ki, işte bu dünyayı düz olarak kabul etmekle bir şeydir. Bir dünyayı ve evreni kıvrık olarak kabul ettiğinizde üçgenin iç açıları 180 olmaz. Paralel çizgiler birbirleriyle kesişebilirler gibi birdenbire matematiğin öncüleri değişiyor, değil mi? İşte bunlar gibi şeyler
düşünerek, biraz araştırarak, matematikçi arkadaşlardan falan destek alarak, fizikçi matematikçi arkadaşlardan bir şeyler hazırlamıştım. Bu dünya beni hep çekmiştir. Yani ortaokulda da kara delikler, işte uzay şeyleri, göktaşları falan bunlarla çok ilgili bir insandım. Onun için bilmiyorum. Bunlar bir gün işte böyle hepsi bir araya geliyor. Başka şeylerle çarpışıyor, başka bir şey çıkıyor. Fena da tutturmadım gibi geliyor şimdi birazdan. Siz de ikna olmazsanız itiraz edersiniz. Bu kozmolojik şeyler... Allah Allah, bugün İpek Akpınar'dan şey kadar herkes var ama. Kozmolojik yaklaşımlar çok önemli. Dediğim gibi yani işte Kopernik devrimi var. Önemli bir devrim. Evrenin organizasyonundan biliyorsunuz. Dünyayı tepsi gibi düşünün. O zaman bir ucu vardı. Hani Gas Mask Being Crazy diye bir film var biliyor musunuz? Şişeyi dünyanın Coca-Cola şişesi düşüyor da kafasına biliyor musunuz? Çok güzel bir film. Bir Afrikalı. Onu illa gidip dünyanın ucundan atacak yani tanrılara. Habire koşuyor dünyanın ucuna. Böyle bir film. Bir zaman böyle bir kavrayış vardı. Sonra işte dünyanın merkezde olduğu kardeşi, sonra olmadığı kardeşi gibi biliyorsunuz. Bundan engizisyonlara kadar, mahkumiyetlere kadar, idamlara kadar, mahkum olmaya kadar giden çok politik. Şimdi İngilizce söyleyeceğim. Intentionlar olduğunu düşünen, yani evrenin düzenini sen mi değiştireceksin? Tanrı böyle buyurmuş. Bunun aksini söylemesi sebebiyle toplum tarafından dışlanmaya kadar giden bir takım söylemleri tarih içerisinde izlemiş bulunuyoruz. Hepiniz biliyorsunuz bu hikayeleri. Galileo hikayesini, Kopernik hikayesini. Evet, yani iki tane mevzu önemli bu bilginin organizasyonuna bakış açısından dedim. Bir tanesi özneyi açıklama açısından ontolojik kurgular çok önemli. İkincisi de nesneyi açıklamak açısından teknolojik kurgular ve kırılmalar çok önemli. Evet. Fizik ve matematiğe bakmayı dediğim gibi hedefleyerek genellikle şöyle bir akış gözlemliyor insan mimari eserlere baktığında demin şurada gösterdim ya yani ilk baştakine bakın en sondakine bakın daha böyle doğal olana öykünmeyle bu mimesis dediğimiz şeyden filan da bahsetmiştim başka yerlerde başka derslerde yani doğal olana öykünmeyle başlayan hikaye birdenbire çok sanal bir ortama doğru giderek kayıyor. Ürün böyle bir değişim geçiriyor. Bunu görüyoruz. Bu hikayeyi biraz hani bu yolculuğu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu kozmolojik eşikler matematik ve fizik dünyasından esinlenerek neler olabilir diye düşündüğümde şimdi Öklidyen'le Kartezyen'in arasında bir ve kelimesi koydum. Çünkü bunlar aynı değiller. Yani göreceksiniz. Fakat ben bu ikisini bir sepete koydum. Çünkü bunlar daha deterministik ya da daha statik bir dünyayı tarifliyorlar. Evreni tarifliyorlar daha doğrusu. Diğerleri ise çok farklı şeyler de getirilebilirdi. Görüşler de getirilebilirdi. Matematikten veya fizikten. Bu görüşler ise tamamen zaman bağımlı, geri dönüşümsüz süreçler. Yani mesela deterministik evren anlayışında siz aslında şunu kabul etmiş oluyorsunuz. Aynı koşulları, aynı girdileri, aynı verileri kabul ettiğiniz sürece aynı sonuçları elde edersiniz. İşte sıfır yükseklikte, şu sıcaklıkta, şu koşullarla su kaynar 100 derecede. 100 derecede mi kaynıyor? 100 derecede su kaynar. İşte dağ başına çıktığınızda altimetre
arttığında başka şeyler olur, daha erken kaynar falan. Bütün bu girdileri tutturduğunuzu varsaydığınızda hep aynı şeyi elde edeceğinizi düşünmek gibi geçmiş olsun. Sen güzel bir günler var. Ben bunu. Domuz gribi mi oldu yoksa? Kaydettiniz mi çocuk? Neslin domuz gribi. böyle bir süreçlerin yeniden tekrar edilebildiğine veya statikliğine inanan bir dünya görüşüyle bana göre süreçlerin öngörülemezliği, nereye evrileceğini bilemediğimiz ve tekrar edilemezliğini öngören bir dünya görüşü ya da kozmoloji birbirinden çok farklı şeyleri çağrıştırdığı için bunları aynı sebeplere koydum ama kendi içinde de işte klasifikasyonlar yaparak ilerlenebilir diye düşünüyorum. Bir tanesi, yani bu Öklidyen dediğimiz uzay anlayışında evrenin düz, sabit, katı falan böyle şeylerle ilgili olduğunu düşündük. Yani hep biliyorsunuz Öklidyen geometri ya da matematik hep ölçmekle, biçmekle, katılarla, nesnelerle ilgilidir. İşte üçgenin iç açıları toplamı, onun diagonali, bununla ilişkisi falan böyle. Daha çok nesneler, katılar, somut şeyler ve bunların ölçüm biçimi üzerine kurulu bir dünyayı bize çağrıştırıyor. Yani mutlaka başka şeyler de var ama ben kendi mimarlık bilgisinin oluşumuna taşımak istediğim özelliklerin daha çok tepkili oluşuyor. Şimdi bir elemental approach dedim, yani elemanlara dayalı, parçalara dayalı bir evren görüşü de var. Eğer lisede felsefe okuduysanız, okudunuz mu? Okuyan var mı? Ya da genel olarak felsefe tarihi okuduysanız, işte hep evrenin temel maddesi ateştir, evrenin temel maddesi işte atomdur, evrenin temel maddesi havadır. İşte hatta beş element diye de film çekildi biliyorsunuz. Beşinci element sevgi olmak üzere. Ateş, hava, toprak, su, değil mi? Tüm bunlar ne oldu diye biliyoruz. Sevgi olmayınca birleşmiyor. Evrenin temel maddesi atomdur diyen de oldu. Yani daha antik düşünümler arasında. Hep böyle bir takım parçalar ve bu parçaların birbirleriyle ilişkisi üzerine kurulu bir kozmik kurgu görüyoruz karşımızda. Yani böyle bir felsefe anlayışı, matematik bunun üzerine kurulu. Fizik daha hayatta yok biliyorsunuz. Fizik yani çok sonra çıkma 17. yüzyıldan sonra. Böyle bir mekan anlayışından söz ediyoruz. İşte diyorlar ki evren bir takım temel elemanlardan oluşmuştur. Bu elemanların arasındaki ilişkileri bir takım heavenly rules dediğim, yani ilahi kurallar belirler. Sevgi gibi. İlahi kurallar belirler. O kuralları ve bu elemanları bilmek önemlidir. Bunların ilişkisi sabittir. Durağandır. Yani zaman kavramı da farkındaysanız henüz ortada değil. Ve biz aslında nesnelere ilişki bilgilerimizi direkt onlardan somut olarak türetiriz. Yani mesela klasik, bakayım, şuradan göstereyim size. Klasik düzenler. Yani bunların işte birisi erkek bedeni, birisi kız mı erkek mi delikanlı bedeni, birisi kadın bedeni falan gibi şeylere dayandırılarak üretilmiş bir takım görüşler, tarzlardan söz ediyoruz. Yahut da işte insan yüzünün oranları, insan bedeninin oranları. Yani bunun arkasında yatan ne? Bunu daha önce de bazılarınızla derste konuşmuştuk. Bunun ardında yatan ne? Tanrı yaratıyor. Tanrı'nın yarattığı şey güzel bir şey. Bize kalan bu oranları ve bu güzelliği alıp tekrardan buluşuyor. Yani klasik prensipler zaten mimarlık tarihi içerisinde uzun süre sorgulanmadı. Yani zaten bunlar
Tanrı'nın düzeninden türetilmiş bir güzellik anlayışına dayalı olduğu için bunları sorgulamak bize de düşmezdi. Onun için bize düşen bunu anlamak, bunlar arasındaki ilişkileri anlamak ve bu ilişkilere dayalı olarak güzeli, güzel bir kere bulunmuş zaten, statik bir şey yani. Zamanla değişen bir şey değil. Onun için zaten 19. yüzyıl artı geriye doğru 500 yıl daha en aşağı sayarsak, yani 20 küsur yüzyıl değil mi, böyle bir şeyin egemenliği, böyle bir üslup anlayışının daha doğrusu egemenliği tartışılmaz bir şey olarak kaldı. Zaten toplumda da ruhban sınıfı etkildi. Onun kuralları da sorgulanmıyordu. Burjuvazinin hani gelişmesiyle başka şeyler açığa çıktı falan. Bunlar başka şey konusu da. Ama hiçbir zaman ekonomiden, politikadan, toplumda olgulardan bunlar kopuk şeyler değil. Yani insan toplum kuşun içerisinde dünyayı nasıl algılıyor, bu da sadece tabii bu işler olmuyor. Bütün bu toplumsal ilişkiler çerçevesinde, toplum hiyerarşisi çerçevesinde her şey şekilleniyor. Yani klasik üslupta mesela belirli bir hiyerarşik yapılanma var. O hiyerarşik yapılanma aslında bize toplumun hiyerarşik yapılanmasını da bir anlamda, o kafa yapısını da çağrıştırıyor. Bunun gibi şeylerden söz ediyorum ama ben bugün daha böyle bir bilim alanında kalmayı hedefleyerek konuşuyorum. Bunların ilişkileri dedik ki statik, sabit, değişmez şeyler. Sorgulamak dediğim gibi bize düşmez. Bu bunu niye düşündüm ben? Klasik üslup ve klasik üslupla üretilen yapılar meselesini düşündüğümüzde zaten klasik üslubun bütün dili bir takım elemanlar ve bu elemanların kompozisyonu. Yani demin ne demiştik? Elemanlar ve elemanlar arasındaki ilahi ilişkilerdi zaten. Değil mi? Aslında. Yani burada da durum farklı değil. Niye hani paralellikler çektiğimi size anlatmaya çalışırken çok da tutturmadım değil diyorum ya. Burada da önemli olan bu elemanlar, bu elemanlar arasında ne kurallar var, bunları hani daha çok anlamaya yönelik ve bu kurallar ve bu elemanlarla mimarlığı üretmeye yönelik bir mimarlık anlayışından aslında söz ediyoruz. Genellikle böyle bakılan bir şey, güzel bir şey. Yani daha içinde mekan dediğimiz hani şey daha modernist döneme yakınlaştıkça üzerinde konuşulacak bir şey haline geliyor. Bu daha böyle özellikle tapınaklar, işte seçkin yapılar falan, hani mimar dediğimiz şey böyle biraz daha çok dışarıdan seyrediyor bir şeyler olarak da var olduğu için sivil mimarlık kapmıyor bu işin içine. Ve bütün soyutlamalar demin de saydığım gibi daha çok doğal olandan, yani ağaçtan, bitkiden, insandan, bütün bunların oranlarından, güzelliklerinden türetilen bir bilgiden söz ediyoruz. Ve bu mantıktaki, bu mentalitedeki insan doğanın bir orantı, yani işte estetik anlayışta onu da bir oransallık meselesi olduğunu, belirli orantıları içerdiğini, bu orantılar ve bu estetik prensipler doğrultusunda bir takım şeylerin üretildiğini, aynı zamanda simetri, yani insana baktığınızda tam simetrik olmasa da bir simetri şeyi var, anlayışı var. Bunu daha çok tanımlamaya yönelik bir mantıktan söz ediyoruz. Mesela bu evrensel ilahi kurallar dediğimiz şeyler, mesela altın oran, değil mi? Yani altın oranı şuraya örnek koymaya çalışıp çok güzel şeyler de olabilir ama altın oranı biliyor değil mi hepiniz? Biraz böyle bizim pencereler biraz yapılır ama böyle kareye yakın dikdörtgen çıkar genellikle. Mantığı mantığını şurada izleyebiliyorsunuz. Okudunuz mu hiç böyle bir dersler? Okudunuz mu? Nerede okudunuz mesela? Mimar tarihi içerisinde. Aslında şöyle bir şey var. Sabahleyin başlamak istersen bir yazılar. Bir çizim dersinde altın oranından bahsettik.
Öyle mi? Evet. Ne bahsettiniz dersen? Yani, altın oranında öğrencilere anlattık. Numara olarak bir kullanım açısını yazdık. Evet. Daha sonra işte genel olarak bir ilan kısmından bahsedildi. Şimdi çevremizdeki mimarlıklar ne kadar çok kullanıldığından bahsedildi. Ben yani, de örnek koydum. Örnek koydum. Evet. Şeylerden. Bunlar sonsuz olarak aynı oranda bölünebilmek meselesi. Yani, prensizden. Daha sonra bunu fraktallerde göreceğiz. Evet. Ondan sonra işte Fibonacci serileri, şeyler böyle işte yapılar nasıl üretiliyor? Önce en ve boy oranları var ama derinlik de onunla oranlı. Hatta bir mekan yandakiyle oranlı falan gibi böyle bir ritim, müzik, medite, sayısallık tutturma. Kolonları dizerken mesela. Bunların işte aralıklarının geniş olması veya dar olması. İşte biri diyelim müzikte daha hızlı tempoya, biri daha yavaş tempoya tekabül ederek düşünülüyor. Mesela diyelim daha sık ve yüksekse daha resmi yapılar çağrıştırıyor. Daha seyrek ve alçaksa sütunlar, daha sivil, daha gündelik hayatı dair şeyler çağrıştırıyor gibi bir takım anlam boyutları da içeren bir şeyden söz ediyoruz. İşte Rönesans'a doğru Palladio biliyorsunuz bütün bu oranlar, oransızlar içerisinde. Palladio'yu tanıyorsunuz herhalde, Villa'da Palladio. En önemlisi de tabii insan bedeni. Yani genellikle resim dersi yapmışsınızdır herhalde bir sebep falan değil mi? İnsan bedeni çizdiniz mi? Çizmediniz mi? Hay Allah. Bize çizdirmişlerdi ve işte insanın kafası vücudunun şu kadarında şu kadar olur falan gibi. Yani bir takım oransallıklar üzerine işte göbeği vücudunun şu kadarında olur falan. Bir takım oranlar. Bu insan bedeninin böyle belirli oranları ya belirli bir sayısallığı çağrıştırır şekilde yerli şekilde gösterilen çok sayıda illüstrasyon var. Biliyorsunuz ben farklı bir tane olsun diye bunu koydum. Evet, bunları konuştuk zaten. Şimdi bir tane şeyden bahsedeceğim. Belki tanıyorsunuzdur. Jean-Luc Leydran. Tanıyorsunuz. 19. yüzyıldayız. Alttaki tarihten göreceğiniz gibi 1821. Duran aslında şeylere ders vermekle görevlendiriliyor. Mühendislik öğrencilerine mimarlık dersi vermek üzere görevlendiriliyor. Onlara mimarlığı nasıl anlatırım diye bir şey oluşturuyor. Yani bir kitap oluşturuyor. Onu ben getirdim kütüphaneye. Kütüphanede var şöyle kocaman bir tane kitap. İçinde bütün bu ders notları. Duran'ın. Birazdan nasıl bir mantığa dayalı olduğunu göstermek istiyorum. Ama önce kendi sözleriyle Duran şöyle bir şey söylüyor. İsterseniz burada İngilizce okuyun. Any complete building, whatever is now, and cannot be anything but the result of the assembly and putting together of a greater or lesser number of parts. Yani hep demiştik ya bir takım elemanlar ve bu elemanların kompozisyonuna dayalı bir hem dünya aklından, evren aklından, evrene dair akıldan söz ediyoruz hem mimarlık içerisinde böyle bir akıldan söz ediyoruz. İşte Duran bunun aslında bize belgesini sunuyor. Duran'ın nesi var? Elemanlar diye bir şey tanımlıyor. İşte oda, pediment, sütun, bilmem ne, bütün bunları böyle tek tek öğrencilere tanıtıyor. Sonra bunlardan partiler oluyor. Parti dediği yani gruplar oluşturuyor. Mesela bir merdiven kovası. Yani belki böyle başlasın itibar veremeyebilirim. Bu da bir mantık çünkü bir mantık izlenmesi şeyini gösteriyor yani. Belgesini veriyor aslında. Politeknik eğitim Ecole de Beaux-Arts içinde ama politekniğe galiba derse gidiyor. Şimdi tam okul bilmiyorum. Mühendislere politekniğe. O fikrin başı yani. Evet. Ondan sonra böyle
galeri mesela, bakayım başka partisi var mı? Galeri mesela, binada galeri. Bunlar zaten tanımlanan, bilinen elemanları binanın. Binanın galerileri olabilir, binanın arkada olabilir, binanın işte pedimenti olacak. Yani bunlar zaten klasik insan içerisinde güzelliği sorgulanmayan, varlığı sorgulanmayan şeyler. Onun için işte bu elemanlardan merdiven polosu kaç şekil alabilir? Galeri kaç şekilde yapılabilir? Sonra bunlardan nasıl kompozisyon oluşturacağız? Şimdi elemanlarımız var, elemanlarda üretilmiş partiler var, gruplar var daha doğrusu. Ama bir de demiştik ya, heavenly rules, yani kurallar var. Bunlar nasıl bir araya konacak? Çok uzun bir listesi var. Yani çok bilgi gelen arkadaşlara daha uzun liste anlatırım. Çok uzun bir liste var. Ama kabacası şöyle, aksımı koydum hocam, hastalığı herhalde buradan geliyor diye düşündüm. Akslarınızı koyuyorsunuz. bir de program tabii çok önemli. Bina programı var elinizde. Program, önce program bir şeyden geçiriliyor. Elden geçiriliyor. Deniliyor ki bu programın en önemli elemanı ne? Onu bu eksenin ortasına ve önüne, şimdi burada olmamış o, şurada. Bu Ecole de Beaux-Arts'dan bir tasarım süreci örneği. Ekseninizi, aksınızı çektiniz. Programınızın en önemli elemanını öne ve ortaya yerleştirdiniz. Simetri de önemli biliyorsunuz zaten. Hani akıl hali olarak simetrik zaten her şey. Ondan sonra programın ikinci elemanları bunun yanına dizilmeye başlıyorlar. Arkaya doğru önem sırasıyla diziliyorlar. Şimdi program diyelim 53 değil de 54 elemandan oluşuyor ya da 26 değil de 25 değil de 26 eleman. Yani bir tanesi ortaya gelince eşit bölünmesi lazım. Olmadı. Ne yapacağız? Ya bunların hiyerarşisi, ya bunlar hep yazılı. Yani böyle yapılacak arkadaşlar şeklinde. Ne kolaymış değil mi o zaman hocalık? Yapın bakayım. Koyun en önemli elemanı ortaya. Zaten şey belli. Çirkin üretmek mümkün değil bana göre. Zaten hani her şey güzel sütunlar falan. Her şeyin kuralları, estetik falan belli. Ondan sonra bunları diziyorsunuz. Ya bunların hiyerarşisi değiştiriliyor ya da bu tek kalan eleman diyelim ki bu aks üzerinde arkaya yerleştiriliyor. Bunun gibi binlerce kural var, yani binlerce değil ama işte onlarca kural var. İşte arsa üçgen olursa ne yapılır? Ondan sonra bunun şeyleri, bakalım şurada mesela akslarını koymuş, sonra tali akslarını koyuyor, sonra duvarlarını koyuyor, sonra iç mekanları oluşturmaya başlıyor, sonra cepheyi oluşturuyor, sonra o cepheyi arkaya, arka cepheye simetrik olarak yansıtıyor. Bu cepheyi bu cepheye simetrik olarak iz düşümünü yansıtıyor filan gibi giden bir tasarım sürecinden söz ediyoruz. Bu iş böyle ilerliyor. Ben bunu şeyde denedim. Tasarım kuramı anlatmak isterdim Kadir Has'ta. Küçüklere ne anlatılmış tasarım kuramı? Böyle bunları anlattım. İşte klasik üslupta böyle değil de daha kapsamlı anlattım. Klasik üslupta metinler verdim. Onun üzerine yazılmış. Kuralları falan belli. Ondan sonra bir dahaki ders onlara dedim ki mesela 16 gözlü veya 17 gözlü bir villa yapacaksınız. Ve bütün o kural listesini verdim. Onun için hani meraklı olanlar varsa hazırladım onları. Bir tane villa yapın bu mantıkla. Ve bunun temsil dili de yine bu dönemin temsil lisanıyla ölçüsü. Mesela ortografik çizim yok. Yani şey var, biliyorsunuz perspektif var, plan var, kesit var ama hani paralelizm düşünme şey, işte aksonometrik çizimler falan bunlar daha başka bir dönem şeyi, ürünü. Aa, çok güzel şeyler yaptılar vallahi. Villalar çıktı böyle. Sonra bir dergiler de başka bir şey gibi. Modernite. İşte Fatih Polis'in architecture, ondan sonra bir tane 10-10'dan bir villa üretti falan gibi böyle. Ama bunun kuralları tabii çok şey, çok tanımlı.
okulların dışına çıkmak mümkün. Böyle bir şey. Bilmiyorum. Sizin de aklınızda bunlar örtüşmedi mi yani? Elementer bir dünya anlayışı, statik kurallar, değişmeyen bir kurallar dizisi ve ilişkiler dizisi. Yani bu bana hipnosisizmin zaten dünyasıyla aynı şeyi açıklıyor gibi ya da klasisizmin dünyası bu akıl halinden çıkıyor gibi bir şeyi çağrıştırdı diyebiliriz. Şimdi tabii birbirinden çok farklı. Ama dediğim gibi yani geri dönüşümsüz, deterministik olmayan süreçlerle kıyaslandığında çok daha statik bir dünyayı çağrıştırdığı için aynı sepete koyduğumuz bir başka evren anlayışı. Burada daha lineer, daha vektörel, daha dinamik, daha soyut, yani artık doğanın somut şeylerinden öykünülen değil, daha soyut bir soyutlamalara dayalı bir dünyaya doğru kayıyoruz. Daha hareket işin içine giriyor. Çünkü işte elemanlar mesela Öklidiyen dünyada elemanlar bütün şey içerisinde kendi başlarına varlıklar yayılı vaziyette. Ama Kartezyen mekanda bir Kartezyen uzay tanımımız var. Bütün bu elemanlar o Kartezyen uzay içerisine zaten konuşlanıyorlar, öyle diyelim, konumlanıyorlar. Ve biz o elemanları tanımlarken zaten böyle bir tanımlanmış uzay içerisine yerleşik olarak tanımlamaya başlıyoruz. Kendi başına orada uçuşan şekilde değil. Onun için bu biraz daha farklı bir dünyayı çağrıştırıyor. Daha hareket işin içine girmeye başlıyor. Ve dediğim gibi bir önceden varlığı kabul edilen bir uzayın içerisine bu elemanlar yerleşmiş olarak kabul ediliyor. Şu küçük grafiklerle göstermeye çalıştım. Mesela bir öncekinde bunlar nokta nokta sabit duruyorlardı. Şimdi bunlar böyle fırfır hareket halindeler. Yani vektörel bir takım şeyler göstermeye çalıştım. Burada artık statikten çok deterministik ilişkiler söz konusu. Az önce söylediğim gibi işte A ile B'nin birleşimi X koşullarında C'yi üretiyorsa tekrar A ile B'ye birleştiğinde X koşullarında yine C'yi üretir. Yani farklı bir şey üretmez. Halbuki biz bugünkü bilim anlayışıyla böyle düşünmüyoruz. Yani Y çıkıveriyor mesela yahut Y üssü 1, Y üssü 2, Y üssü 3 çıkıyor. Yani bir popülasyon çıkıyor filan. Yani bilimki anlayışımızda daha değişik. Daha dinamik ilişkiler, daha yön içeren, hareket içeren, dolayısıyla zaman boyutu içeren ilişkiler söz konusu olmaya başlıyor ve bilginizi artık doğal şeylerden, doğal nesneleri, doğal olanı diyelim, ona öykünerek, onu taklit etmekten değil, onun arkasında olduğunu düşündüğümüz bir takım soyut prensipleri yakalamaya çalışarak üretmeye başlıyoruz. Bu aynı zamanda Bauhaus'un görüşü biliyorsunuz. Hani bütün süsten arınalım, doğaya bakalım, doğaya olduğu gibi değil, doğanın bize sunduğu şeylerin arkasındaki soyut ilkeleri yakalayalım, o ilkeleri soyut içinde ilişkilendirelim ve ona üzerinden üretmekten falan söz ediyordu. Yani bu dünya anlayışı biraz o kafa yapısıyla da örtüşen bir şey. İşte yani bunu da burada da onu söylemeye çalışmışım. Mimarlık ve tasarım. Bu arkada yatan temel elemanı, temel motivatörü, temel ilkeyi, göze görünmeyeni yakalamaya yönelik bir arayış. Ve biçim, mimari biçim ise soyut, aynı zamanda hareketle algılanır, hareketi içeren bir şey. Ve nesnenin dili de dünyadaki olan bitenin, evrende ve dünyada olan bitenin arasındaki soyut ilişkilerden bir şeyleri türetmeye yönelik bir dünyadan söz ediyor oluyoruz.
Mesela bu soyutlamalar ne olabilir diye hani düşündüğümüzde birazdan örneklerimi de göstereceğim. Mesela konstrüktivistlerim var. Burada böyle çizimler var mesela. Bir motorun yahut işte makinenin neyse enerji nasıl dönüyor diye göster. Yani somut yapıyı ve somut yapı elemanlarını değil, oradaki güçleri, rüzgar hareketlerini, hava süpürmelerini yahut enerjiyi bize gösteren bir takım eskizler görüyoruz. Direkt makineye örgülen eskizler olabiliyor. Neyse, geri döneyim. Onlara sonra geleyim, karışmasın hiç. Biraz da bu sanayileşme, yani endüstri devrimi sonrası makinayla olan haşır neşir olma durumu. Biliyorsunuz Corbusier'in Towards a New Architecture kitabını okuyanlar eğer onun içinde işte araba var, gemi var. Yani biliyorsunuz bu makine olayı hakikaten çok ilgisini çekiyor o dönem insanların. Ondan çok etkilenmeler söz konusu. Hareket, yani makine tabii enerji kullanıyor. Enerjiyi alarak başka bir şey üretiyor falan. Bu hareket çok önemli bir şey haline geliyor. İşte yine dediğim gibi doğanın göze görünür olan yönlerinin arkasında yatan bir takım ilkeleri, prensipleri keşfe yönelik bir şeyden söz ediyoruz. Mesela Öklidyen dünyada daha çok geometri kuralları geçerliyken burada mesela mekanik bir takım kuralları geçerli oluyor. Ve yine ama kozmos, yani evren bir bütünlük ve birlik halinde. Bu da önemli bir ayrım. İlk grupladığım şeyle ikinci grupladığım şey arasındaki önemli ayrımlardan biri. Bunun bir bütünlük, birlik arz etmesi. Diğerinin böyle bir bütünlüğün peşinde olmaması. Çevremiz de değişiyor arkadaşlar. Petrol kuyuları açılıyor. Bu çok güzel bir resim değil ama yani daha iyisini bulamadım. Bir tane şey vardı, onu bulamadım esas. Bir kere buldum, kaybettim. Dünyanın bir uzay aracından çekilmiş resmi var. Onda şeyler çok net görülüyor. Dünyanın üzerinin böyle kesildiği, biçildiği, yolları yapıldığı, yani insan yapısı bir şeye dönüşmekte olduğu çok güzel kavranıyordu. O resmi bulamadım. Bununla idare etmek üzere bunu buraya ekledim. Onu da flu çıktı burada. Kesiyoruz, yol açıyoruz. Biçiyoruz, şev yapıyoruz. Değil mi? Böyle o kadar hani dışarıdan bakıldığında uzayda o kadar net görülüyor ki o elleme olayı. Onun için çevremiz de artık giderek yapılı bir şeye dönüşüyor. Esinlendiğimiz şeyler değişmeye başlıyor. Artık yapraklara, böceklere, insanlara bakmanın ötesi de şeyler de üretilmiş olan şeylere de bakmaya başlıyoruz. Mesela Buckminster Fuller'ındı galiba. Ben deniz kabuklarıyla şununla bununla ilgileniyordum. Torunum bana tam böyle söylemiyor galiba ama torunum bana gökyüzündeki uçağı gösteriyor. Yani gördüğümüz şeyler, bizim çevremizi oluşturan şeyler yeniden ürettiğimiz şeyler üzerinde tabii ki çok etkili oluyor. Bunun için bu yeni, yani bir önceki anlattığıma göre daha yeni olan dünyada olan biten aynı zamanda çevrenin de giderek değiştirilir, dönüştürülür halini bizim görmeye başlamamız. Artık çok saf bir halde görmemeye başlamamız. Onun işlenmiş halini, işlenirken yani mesela petrol kuyusu deliyorsunuz, bir şey oluyor. Yol biçiyorsunuz, başka bir şey oluyor. Ormanı kesiyorsunuz, bir şey oluyor. Dağı deliyorsunuz, başka bir şey oluyor. Yani bu artık eski dünya değil. Dünya başka bir dünya. Onun için ürettiğimiz şeylerde farklılaşmaya başlıyor. Esin kaynaklarımız da farklılaşmaya başlıyor. İşte burada olduğu gibi motor ve motorun vücuttan esinlenme söz konusu. Binanın hiçbirine kadar
esinlenme söz konusu. Konstrüktivistler, Rus konstrüktivistlerini biliyorsunuz mu? 1920'lerde 17 Ekim devrimi sonrası, onu da bilmez çocuklar herhalde. Rusya'nın, Rus İmparatorluğu'nun daha doğrusu, işte Lenin ve arkadaşlarınca yönetimin devralmasıyla 1917, yani çok uzun bir hikayesi geçmiş var, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne dönüşmesinden söz ediyor. Bundan sonra yeni bir ülke kurma hayali içerisinde bir takım şeyler oldu, girişimler oldu. Bunlar çok kısa sürdü. Çünkü ardından Stalin dönemi başladı. Stalin dönemi bu tür hafif teknolojik ve yapıları sevmedi. Daha ağır, daha kalın duvarlı yapıları sevdi. Onun için bunlar çok kısa ömürlü oldu, geçti gittiler. Bir kısmı hiç inşa edilmedi. Burada küçük bir şey görüyorsunuz. İşte tiyatro sahneleri var inşa edilen. İşte bir tane yapı var. Bunlardan bahsediyoruz. Şimdi bir de eğer Architectures of Time kitabını okuduysanız orada da bahsolur. Bir dönem şey başlıyor çocuklar. Heykel koymamışım buraya. O Architectures of Time'da göreceksiniz böyle etekleri, bacakları uçuşan heykeller, eteklenen binalar. Yani bunlar işte benim size demin dediğim şeyi bana hep çağrıştırıyor. Siz artık bunu molekül olarak görmeye başladığınızda şununla şunun ayrımı erimeye başlıyor. O zaman nesne etrafındaki şeye doğru bütünleşme isteğiyle kayıyor. Yani işte bu eteklenmeler, uçuşmalar, hareket halinde durma, hep böyle bir hareketle nesneyi anlatma, sunma isteği. Burada da yine hani makine ve hareket, burada da o. Böyle bir grup, hani soyut ilişkiler ne olabilir öykünülen diye, bir grup böyle hareket, makine ile buna konsantre oluyor. Bir başka grup, soyutlamanın kaynağı olarak katı nesneler, yani bunlar düzgün geometriler, düzgün geometrilerle doğayı anlamaya çalışmak, işte Bauhaus'un bir takım çalışmalarından size aktarmaya çalışıyorum. Bunları bir araya getirecek prensipleri icat etmeye çalışmak. Bunların biraz bir önceki mantıktan bazı şeyler var, izler var ama bundaki farklı olan, bu parçaları kompoze etmekten çok, şöyle göstereyim, bir bütünden parçayı çıkartmaya yönelik kompozisyon prensibi olarak buraya koydum mu koymamışım. Onun kompozisyon prensibinde daha çok bir bütüne bakıp bütünün içinden nesneyi üretmeye çalışmak. Tabii bir klasik şeyde, dünyada parçaları birleştirerek bir şey yapmaya çalışıyorduk. Bu ikisi arasındaki temel fark, birinin bir bütünlük olarak yaklaşması, diğerinin parçaların bütünlüğü olarak yaklaşması diyebiliriz. Evet. Şimdi üçüncü esinlenme şeyi ne olabilir? Üçte mi ara verecektim? Daha biraz galiba. Şeye bakmak. Yine doğaya bakmak ama doğaya doğayı bir soyutlama kaynağı olarak görerek bakmak. Mesela daha çok da şeylere bakıyorlar işte. Kristaller, kayalar. Yani bunlar da böyle geometrik şeyler çağrıştırıyor ya. Bu biraz daha geç dönem. Böyle böcek kabuğu falan gibi şeylere bakmak. Kristaller, tepeler gibi bir durum söz konusu. Şimdi ikinci bir şeye partisyona geçtik. Burada dediğim gibi gittiğimden bunu ayıran şey daha geniş geri dönüşümsüz olan
süreçler içerisinde böyle anlaması dünyayı. Yani deterministik bir dünyadan çıkması. Her zaman değil de dinamiktir anlayışı var ama yani ilk buluştan çok farklı bir anlayış. Birazdan konuştukça da açılacak göreceksiniz. Hani şey demiştim ya, üçgenin iç açıları toplamı, öteki bir yan, dünya falan filan. Bunun dünyanın zihninin düz olarak kabul edilmesinden daha kıvrık olarak kabul edilmesine doğru bir değişimden söz ediyoruz. Aslında bütün evrenin kıvrık olduğunu düşünmek gibi bir şey de bunun arkasında ötüyor. Yani bunu tasavvur etmek biraz zor ama sonsuzluğu tasavvur etmek de zor, kıvrıklığı düşünmek de zor uzay içerisinde. Çok soyut tabii şeyler bunlar. Burada da yine uzayın ya da evrenin kıvrık olduğunu, dinamik olduğunu ve yüzeylerle oluşturduğunu söyleyen bir görüşten söz ediyoruz. Daha çok hani ilk yılda daha böyle geometrik şeylerden bahsediyorduk. Geometrik bir kartezyen uzaya dayalı ama yine geometrik, yani düzgün geometrik şeylerden bahsederken birdenbire topolojik bir dünyaya adım atıyoruz. Yani burada ne önemli? Topolojik dediğimizde bunların biçimleri çok önemli olmuyor. Üretilen nesnelerin biçim değil, nesnelerin birbirleriyle ilişkileri, birbirlerine göre pozisyonları, durumları kendi içerisinde. Bunlar çok önemli olmaya başlıyor. O zaman tariflerimiz şöyle olmaya başlıyor. İşte küp ya da kare ya da silindir ya da bilmem neler prizması ya da şu ya da bu değil. Birbirine yakın. O ondan küçük, bundan büyük, o onun üstünde, bunun altında işte gibi takım şeyler tarif etmeye başlıyoruz. Aslında bu bana hep şey düşündürüyor, proje derslerinde falan hani biçim tarif etmekten uzak dururuz ya, biraz ilişkiler anlatırsak, şunlar şunun ilişkisi böyle olsa, bundan bu olsa, böyle daha şöyle dursa falan hiçbir zaman mesela o hiçbir zaman öğrenciye şey vermek istememek bizim kuşakta daha etkili diye düşünüyorum ben. Şöyle bir şey olsun diye hani hoca çizerdi ya bizim zamanımızda. Şöyle bir şey olsa, şuradan girilse falan şeklinde. Şimdi biz daha böyle bulanık şeyler çiziyoruz galiba. Çok biçimi olmayan, daha çok bu ilişkileri anlamaya öğrenciyi yönlendirmek isteyen biraz böyle bir anlayış içerisinde olduğumuzu düşününce yani bunlardan da çok uzak şeylerden bahsetmiyoruz aslında. Topolojik esaslara dayalı dünyada. Elemanların stokastik dağılımı söz konusu. Yani bunlar çok düzenli dağılı değiller. Her zaman çeşitli dengeler içerisinde birbirleriyle relatif olarak, ilişkili olarak duruyorlar. Bu non-Euclidean dediğimiz, öklitçi olmayan bir takım geometrilerle bunlar ilgileniyorlar. Demin söylediğim biri Rusya'da, biri Almanya'da, biri içe kıvrık, biri dışa kıvrık olarak tanımlayan geometrik esaslarını bir şeyden bahsetmiştim. Bunlar işte öklitçi olmayan geometriler. Bir tanesi iç kıvrıklığın iç yüzeyi üzerinden hesaplar yapıyor. O zaman işte 180 dereceden az mesela üçgenin iç açıları toplamı. Öbürü kıvrıklığın dış yüzeyi üzerinden hesaplarını yapıyor. O zaman 180 derecenin üstüne çıkıyor. Üçgenin iç açıları toplamı gibi. Birbirine benzer ama aslında öncülleri biraz birbirinden varyasyon olarak farklı ama mantık olarak birbirine benzeyen şeylerden söz ediyoruz. Burada biz daha çok Rayman bu ilk grubunda, ikinci partisyonun Rayman uzayından ben biraz size bahsedeceğim. Bu uzay ya da evren ne derseniz deyin, kuanta dediğimiz en küçük, yani bir takım TÜBİTAK şey dizileri var biliyor musunuz?
Popüler bilim, popüler bilim kitapları. Yani tavsiye ederim. Onlar çok güzel kitaplar ve çok ucuz kitaplar. Orada bir tane var böyle. En küçükler mi? Şimdi tam hatırlayamadım kitabını. Herhalde bana bir söylerim. En küçükler kuramı mıydı? Ve işte gibi bir şeyden bahsediyorum ben. Smallest particle. Yani kuantum dediği bir şey. Ve bu devamlı bir hal değiştirme içerisinde olabilir. Yani gaz olabilir, katı olabilir, enerjiden maddeye dönebilir, maddeden enerjiye dönebilir falan bir şeyden söz ediyoruz. Böyle bir evren görüşünden, bir kozmik durumdan söz ediyoruz. Ve evrenin sürekli olmadığı, belirlenemezliğinden söz edilmiş görüş var. Bütün mesele o anda nerede, hangi noktada, hangi zamanda, hangi noktada nasıl baktığınızla ilgili bir şeyden söz edilmiş. Şimdi size bu fenomenoloji hiç araştırmıyor mesela, değil mi? Yani ama bunlar fizikçi falan ya. Bunları bir araya koyunca insan diyor ki ya işte bak insan aslında belli bir şekilde kafa yapısı değişiyor. Ondan sonra her yerde aslında aynı şey konuşmaya başlıyor. Şimdi burada çok matematik olarak muhtemelen bunu tanımlıyor. Şimdi şurada durduğunda şu anda hiç pozisyonunu aslında takip ediyor. Mimarlığa nasıl yansır diye düşündüğümüzde burada da bu enerjiyle nesnenin birbirine dönüşebilirliği, birbirine geçişebilirliği meselesi çok önemli olmaya başlıyor. Yani böyle daha akışkan, daha şey mimarlıklar, akan yüzeyler şeklinde mimarlıklar görmeye başladık ya bu videoda. Ondan sonra surface architecture diye architectural design sayılar çıkarttı. Surface meselesi. Yani yüzeylere dayalı ya bu şey görüşü. Dünya görüşü diyelim. Bu fizik tanımlama. Mimarlık da yüzeylerden bahsetmeye başladı. Fluid architecture'dan bahsetmeye başladı falan. Bunlar çok birbirini çağrıştıran kavramlar diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda interaktif, yani ilişkiye girdiği şeyle kendisi de değişip dönüşebilen bir şeyden bahsediyoruz, yüzeyden bahsediyoruz. Artık burada nesne daha çok ne doğal dünyanın ne yapay dünyadan esinleniyor, sanal dünyadan artık sanallıklar dünyasından esinlenmeye başlıyor. Çünkü artık biz hani ilkinde demiştim daha çok doğal ortamlar içerisinde, yani ikincisinde dünya giderek daha yakın bir çevreye sahip olmaya başladıkça biz daha çok onları gözlemlemeye başlıyoruz. Ondan sonra bir de sanallık çıkıyor ortaya. Yani bir de orada deneyimlediğimiz şeyler var. Hiçbir zaman gerçek olmayan, yani fantaziyemizin ürettiği. Hatta sadece bizim ürettiğimiz değil, işte belirli datalar mesela görselleştiriliyor. Görüntü çıkıyor. Dünyada işte uçaklar uçuyor oradan buraya buradan oraya. Aynı anda uçan bir data görselleştirmesi görüyoruz. Bu bizim için bir şey. Yani bu imaj değil mi? Bizde bir şey yaratıyor yani. Bir etki yaratıyor. Yahut işte başka ne olabilir? Manyetik alanları görüntülüyor birisi. O hiçbir zaman gözle göremeyeceğimiz bir şey. Ondan sonra o bizde başka bir şey. Bunlar hep aslında daha sanal bir dünyanın ürettiği bir takım şeylerden bizim etkilenmemiz ve ürettiğimiz nesneler üzerinde bunların etkili olması kaçınılmaz olmaya başlıyor. Şimdi burada tabii hani ilk şeyde böyle makineden çok etkileniliyor falan demiştim. Burada da bu etkilenme enerji paketleri ve kuanta dediğimiz, yani bunlar hep söyledim ya, data görselleştirmeleri, yani bunlar biraz böyle
birbirine bağlı şeyler, enerji paketleri, kuanta. Bu daha böyle maddi bir dünyanın yerini almaya başlıyor. Yani dünyayı daha çok enerji alanlarıyla falan tanımlamaya başlıyoruz. Daha sonra bir de şuna değinmiştik. Öngörülemeyen bir takım süreçler, öngörülemeyen kurallar açığa çıkabilir süreç içerisinde. Bunlar lineer olmayan süreçler genellikle ve geri dönüşümsüz süreçler. Burada in continuous yazmışım ama geri dönüşümsüzün İngilizcesi irreversible, yani non-reversible, yani geri dönüp aynı süreci yeniden aynı şekilde kurgulamanızın hiçbir zaman mümkün olmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Ve giderek bu mekaniğin kurallarının daha çok elektromanyetik fizikten bahsediyorum. Yani fizik, mekanik kurallardan bahsederken elektromanyetikten bahsetmeye başladı. Partiküllerden bahsetmeye başladı. Enerji alanlarından, enerji paketlerinden fizik bahsetmeye başladı, değil mi? Mesela lisede falan belki okumuşsunuz. Işık, ışık nasıl seyahat eder? İşte partikül olarak, dalga olarak mı? Değil mi? Okumuş mu? Değil mi? Biz okumuş. Bizim zamanda karar vermemişlerdi. İki halde de diyorsun. İki halde de. İki halde de olabiliyor aslında. Yani hem dalga olarak gidebiliyor hem partikül olarak gidebiliyor falan. Onun için yani evet. Daha çok bizi bu elektromanyetiğe yönelmesiyle birlikte yine kafalar değişiyor. İşte dediğim gibi enerji paketleri, kuantalar bunlarla daha çok ilgilenmeye başlıyor. Yine tabii zaman bağımlı bir sistemden bahsediyorum. Size temel topoloji biçimlerini buraya koymaya çalıştım. Porus, Möbius şeridi, Klein şişesi. Bunları tanıyorsunuz muhtemelen. Daha önce bir derste de göstermiştim arkadaşlarım. Hep hala Möbius şeridi numaranı yapamadım. Sen biliyor musun? Hep öyle yapayım diyorum, yapmıyorum. Kriptolarda. Şerit yapmayı biliyor musun? Yok, onun üzerinden bir numara yapıyorum. İllüzyon. Ha? Yani onu kesiyorsun böyle, iki falan ne olacak diye soruyorsun falan. Bir tane böyle bir şey çıkıyor. İkiye bölüyoruz aslında. Sonra bir bakıyorsunuz bölünmüyor. Yani çok enteresanmış. Makasla ikiye kesiyorsun. Yani. Bölünmüyor. Yani onu gözünüzle görecek şekilde yapmak isterim aslında. Bunları biliyorsunuz herhalde. Yüzey, yüzeyler üzerinde falan. Yani işte surface architecture dediğimiz şey. Bunları ben arkadaşlarımızın büyükçe bir kısmı dinlediği için çok tekrar etmek istemiyorum ama Nervous diye bir şeyden bahsetmiştim. Non-uniform neydi o? Non-uniform şey bir şey. Yani böyle işte bunun üzerinde çeşitli güçleri kaydırarak farklı şeylere elde edebiliyorsun falan. Bunlar böyle şeylerle biliyorsunuz. En eski örneklerinden vermeye çalışıyorum. Oynamaya başlıyor. Ondan sonra daha çok yüzeye dayalı bir, bu da galiba şeyinde, future sistemimizde böyle küçülen, büyüyen bir yüzey konsepti bu. Hava ısınınca genişliyor, hava soğuyunca büzüşüyor falan. Dedim ya, böyle daha biyolojik bir şeye doğru aslında giriş verdi. Pardon. Ders bitti. Bunları hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle işte çeşitli etkiler vererek rüzgar etkisi, su etkisi, yüzeylerin interaktif olarak hareket ettirildi. Ya işte bu örneği de verdim. Bunlar ilk
örnekler diye koydum. Şu anda tabii zeminim ben. Örneklerde ilk karşılaştığımız şeyler bunlar. Mesela bunun böyle sürekli hani interaktif olarak şekil değiştiren bir mimarlıktan söz ediyoruz. Bunun içinde bir şey pavyonu. Oturma. Ondan sonra buna işte sen dokundukça, gezindikçe, duyarlı yüzü değişiyoruz. Böyle bir şeyden söz ediyoruz. Ne dedik? Başa dönüyorum. Enerji ve maddenin birbiriyle iç içe geçişip oldu. Mimarlığın daha akışkan, hareketli, dinamik olarak algılandığı, nasıl, nereye doğru hareket edileceğini çok belli olmadı. Çünkü parametreler sürekli değişebilir. O değişen parametreler çerçevesinde farklı şekiller alabilir. Bu şeyden söz etmiştik. Genel bir surface meselesi burada çok önemli oluyor. Şimdi başka bir mevzu yine fizik, matematik alanında çok konuşuluyor. O da bu fraktaller çok konuşuluyor. Onları da buraya bir şekilde dahil edeyim dedim. Burada evreni ya da uzayı fraktal dissipatörün Türkçesi nasıl çekmiş? Dağınık. Ama şey bir dağınıklık yani. Kaotik bir yapıdan yani tekrar eden bir şey var orada. Tohum diyor sanki. Kaotik bir düzen. Organik bir yaklaşım söz konusu. Ve yine hani ilkinde söylediğim gibi elemanların stokastik dağılımından söz etmiştik. Yine ötediyen olmayan bir durumdan söz ediyoruz. Ama bu sefer Mandel grubundan söz ediyor olacağım. Burada evrenin bir organik büyüme prensibine dayalı olduğu görüşü var. Ve bütün bu değişen yüzeyin aslında arka planda bu organik büyüme prensibine dayalı olarak değiştiği anlayışı söz konusu. Onun için biçim aslında sürecin organizasyonuna, sürecin içeriklerine dayalı olarak gelişiyor. Aslında bütün parametrik tasarımları biraz bu şeyin içerisine yerleştirebiliriz bu anlayışın içerisine. Bir düzenli karmaşıklık geometrisinden söz ediyoruz. Yine az önce söylediğim gibi öngörülemeyen, sebep-sonuç ilişkisine dayalı olmayan bir uzaydan bahsediyoruz. Ve bütün bilginin aslında o şeyin sürecin içine implante olmuş bir şey olduğundan söz ediyoruz. Bu ne demek? Mesela işte buraya örneğini koymadım ama alıyor işte köprü üzerinden geçen yayaların ya da araçların hareketini alıyor. Bu bir animasyon şeyiyle simüle ediyor. Ondan sonra onun biçimini ona dayalı olarak oluşturuyor. O zaman bütün bilgi zaten o sürecin içerisinde dayalı olduğu için biçimde o bilginin o sürece dayattığı şey çerçevesinde biçim oluşturmaya doğru gelişmiş oluyor. Öyle diyor. Biraz dağınık mı anlattım bilmiyorum ama şimdi çocuklar bunlara daha yakın tutacak diye anlarlar diye düşünüyorum. Evet. Mimarlık ve tasarımı burada artık bir evrimci olarak düzenlenen bir süreç olarak görmeye başlıyor. İşte şimdi Onur'un yaptığı tez mesela işte kadın doktor tezi çözüm popülasyonları üretmek ondan sonra onların kendi içinde değişmesi yani aslında artık tasarım yani tekrar olabilir yine bazılarımız için tasarım aslında artık biçimin şey yapıldığı bir şey değil. Hani baştan biz eskiden tasarımcı olarak biçimi dikte ediyor. O biçimi oluşturmaya yönelik süreci şekillendiriyordu.
Şimdi tam tersine düğmeye basıyoruz. Biçim süreç içerisinde bir şekilde oluşuyor, bulunuyor. Hangi noktada müdahale ettiğimiz onun biçimlenişini değiştirebiliyor. Öyle. Yani bütün bu dataya dayalı, parametreye dayalı tasarımlarda olay böyle gerçekleşiyor diyebiliriz. O zaman da zaten müellifin rolü de çok sorgulanabilir olmaya başlıyor. Müellif ne yapıyor o zaman? Değil mi? Yani düğmeye bastığı nokta mı önemli? O zaman editör gibi aslında çalışmaya başlıyor. Ha, değil mi? Yani bir anlamda o parametreleri yazıp sonra biraz kenara çekilip izleyici olmak ve bir noktada müdahale etmek, onların arasındaki seçimleri yapmak falan. Hani editasyon işte yani prodüksiyon değil de gibi bir şey olmaya başlıyor. Bizim tasarım süreci anlayışımız o anlamda bir değişikliğe uğruyor. Hani nerede aksını koydum, hani ana elemanları yerleştirdim şu kuralla falan da birdenbire böyle başka bir noktalara aslında gelmiş oluyoruz. Burada az önce de söylediğim gibi mimari biçim daha organik, daha kendi içinde düzenli dağılan bir sistemden konuşuyor. Ve daha organik sanal bir ortamdan biçimler istiyoruz. Geçen sene, aslında biz iki senedir, bu sene de yapacağız ya, bu E-School. Geçen sene davetli olan Michael Weinstock mesela bu organik dünyadan esinlenen şeyleri çok anlattığı üzerine kitabı da var. Yani dünyadaki şeylere bakıp, bu anlamdaki organik büyüme örneklerine bakıp bunu modellemek ve sana ortama aktararak aynı şekilde tasarlamak bu ara çok benimsenen ve yaygın bir şey diye düşünüyorum. Organik anlayışla aslında organik olmayan biçimleri üretmekten söz ediyorum. Sanal biçimlerden söz ediyorum. Yani böyle belirli bir süreklilik ve sakinlik içerisinde olan bir evren anlayışı. Ben giderek daha kaos, entropi kavramlarının hakim olduğu bir uzaya doğru anlayışımız kayıyor. Entropi ne? İşte demin ileride de konuşuyorduk. Genellikle birbirleriyle ilişkili güçler ya da birbirleriyle ilişkili alanlar ya da birbirleriyle ilişkili nesnelerin çatışmalarla sistemin dengesini kaybetmesi tekrar ama bütün bunlarda hep dengeye girme eğilimi olur. Dengeye yönelme eğilimi olur. Dengeye yönelme eğilimi bize bu entropi dediğimiz kavramı açıklıyor. Suya mürekkep atsanız, değil mi? Suyun hareketiyle bir dağılır gibi olur. Sonra bir şeye girer. Mimarlık ve tasarım anlayışından burada söz etmiş oluyoruz. Yani böyle bir takım örnekler bir şey yaptım ama bilmem kaç tane üretiyorsunuz. İşte yağıt. Yani kuralları var burada. Geometrik dizayn. Üretken sistemler, değil mi? Kurallarını koyuyorsunuz. Tır 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 başlıyor. Çat. Düğmeye basıyorsunuz. Bir noktada duruyor. Yahut işte organik biçimlerden şey yapma. Sinemle. Fraktalleri şeyle anlatırlar, kar tanesi yahut ağaç dalı, brokoli. Yani kendi içinde sonsuz sayıda aynı biçimde bölünen bir internetten bir zaman aldığım takım görüntüler, bölünen şeylerden bahsediyoruz. Yine bunlar mimarlık içerisinde ilk eski kitaplardan aldığım şeyler, ilk denemeler diye düşünüyorum bunları. Bu tür fraktal anlayışla şekillenen bir takım mimarlıklar bir dönem. 80'ler olabilir mesela.
70'ler ya da 90'lar. 90'lar. 90'lar, 80'ler değil, 90'lar. Böyle şeyler çıkmaya başladı. Bir yüzeyi böyle parçaladı falan filan. Ama bu dedik ya, yüzey arkadaki aslında şeye dayalı, üretim mantığına dayalı. İşte arkadaki üretim mantığı bu mesela. Bunu da oluşturan daha başka bir mantıktır. Başka tanımlanan parametreler, öyle diyelim. Aslında bizim Muparnaslar falan da şey biliyorsunuz, aynı mantıkla. Sonsuz şekilde birbiri içinde aynı şekilde bölünür. Ben aslında bir çalışmam daha var. Kafaya taktığım ikinci mevzu o. Olmayan konuda. Biri böyle bir şeylere çok yoruyorum. Bir tanesi de belki bir çalışma geliştiririm ondan kitap diye düşünüyorum. Bizim içinde büyüdüğümüz diye, Doğu Batı diye tanımlamak artık çok garip oldu da, yani işte Osmanlı toplumunun hiç mimarlık bilgisi üretmediği gibi varsayımları falan bir tarafa atarak, Osmanlı ve geçmiş yani öncesini. Aslında o hiçbir bilgi üretmedi diyen mantığın aslında belirli bir kozmolojiyle baktığı için orada bir başka bir görmediğini düşünüyorum. Onun için o başka bir akıl haliyle bakılırsa bir bilgi çıkabileceğini düşündüğüm kaynakları araştırıyorum. O kaynaklar içerisinde işte mesela bunları araştırırken de böyle bu Muparnaslar üzerine yazan bir Arap bilginin de metnini içeren Gülbül Necipoğlu'nun bir kitabı var, kütüphanede var. Topkapı Scrolls diye. Topkapı'daki otomarları anlatıyor. Onlardan bahsederken de bir Arap akademisyen Muparnasların bu felsefi içeri üzerine yazmış. Yani onu okursanız o çok enteresan. İşte bu sonsuz küçükler. Yani daha batılı onu keşfetmemiş. Yani ben bilmiyorum. Yani farklı bir kozmoloji diye düşünüyorum. Yani bütünlükçü ve merkeziyetçi bir dünyanın olduğu başka bir dünya varken, böyle birbiri içinde birbirini tekrar eden dünyaları gören başka bir dünya da varmış. Sonra biliyorsunuz paralel evren teorileri falan çıktı. Biliyorsunuz değil mi o hikayeyi? Benim bir ikizim var bir yerde. Evet, fraktaller. Yani daha böyle bu fraktal mantığı yokken aslında mimar içerisinde ben biraz mantık olarak olduğunu düşünüyorum. Mesela bu tür böyle böceksi şeyler biliyorsunuz, makinamsı şeyler, butsun şeyleri var böyle fantazyaları. Böyle parçalardan oluşan. Tam fraktal mantığına uygun değil ama yine de bu parçaların bir şekilde işte gidip bir yere takılıyor. O başka bir şey oluyor. Seksenler. Yahut da mesela işte 1980 yılında görüyorsun. Yine bu parçaların mesela diyelim bunu bacağını ben söküp takabiliyorum. Yani şu parça çıkıyor, yerine başka bir şey montajlanabiliyor. Yani gibi. Parçalar ve parçalarla oluşan mimarlık anlayışının hani geçmişe doğru izin sürmeye çalıştım biraz da. Tam fraktal mantığı olmasa da yahut da yani mesela böyle bir alışveriş merkezi. Şimdi çok gördüğümüz şeyler. Bir tane kutu yapılıyor. Mesela bunun cephesi işte ya böyle yazılıyor ya başka türlü yazılıyor. Ya içi değişiyor ya dışı değişiyor sürekli. Yani bu birinde öncekinde bir takım gerçek anlamda metalik parçalar çıkarılıp takılırken, bunda ise belki işaretlerin hani takılıp çıkarıldı, reklam panolarının eklenip çıkarıldı, neon yazıların üzerine eklenip çıkarıldı falan gibi böyle sürekliliği olmayan şeylerin arayışı mimarlıkta aslında değişkenliği olabilen, sürekliliği olmayan, birbirini tekrar etmeyen biçimlerin arayışı aslında mimarlıkta bakıyoruz ki çok daha önceleri bu bütünlük anlayışını kırmak isteyen bir şeyler başlamış. Bu da mesela işte millennium doğdu. Bunun için koca bir şey yapıyor mesela ama için
aslında bir yan parçadan oluşuyor falan, böyle bir bütünlüyor, içinde bir şey sergileniyor falan. Evet. Böyle bir şeyler arkadaşlar. Şimdi sizi dinleyelim.